Arkadaşlar, herkese iyi pazarlar. Biliyorsunuz ki aslında biz çok fazla gündemi değerlendirmiyoruz. E-ihracat Türkiye'nin kurucusu olarak e-ihracatçıların, ticaretçiler anlamında yaptığımız çalışmalarda genelde hep eğitim, ihracat, e-ihracat, e-ticaret, yapay zeka gibi konuları bugüne kadar işledik. Ama geçen hafta o kadar ciddi bir gündem maalesef devreye girdi ki, tabii ki bizim de gelirlerimiz anlamında Instagram'ın bir noktada kapanması, diğer taraftan farklı dünyadaki küresel gelişmelerle birlikte görev hasıl oldu. Bir nevi biz de dedik ki bu konularla ilgili bir bilgilendirme yapalım. Bu bilgilendirme yapmamızdaki sebep de Instagram'daki yorumlarımızın, Instagram'daki Reels'larımızın altına gelen yorumlar, YouTube kanalımızdaki bazı geçmiş videoların altına gelen yorumlarla birlikte biz de birazcık gündemi değerlendirelim dedik. Aslında Instagram açılana kadar da gündemi değerlendireceğiz. Eğer sizler çok severseniz, like ederseniz, çok fazla yorum yaparsanız bununla alakalı da gündemleri haftada bir gün, iki gün değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar, herkesin sorduğu soru, Instagram ne zaman açılır? Instagram açılır mı? Arkadaşlar, Instagram açılır ama hem Instagram'a, hem TikTok'a, hem Facebook'a, hem de YouTube'a. Neden YouTube diye burada özellikle belirtiyorum? Çünkü YouTube'da da baya bir yavaşlamalar var. Bazı başka sosyal medya yerlerinde de yavaşlamalar var. Bundan dolayı bunu söylüyorum. Bence bunların hepsi bir şekilde Türkiye ile anlaşacak, tekrardan açılacak. Niye tekrardan açılacak? Çünkü Mehmet Şimşek ekonomiyi düzeltmeye çalışıyor. Ekonomi düzeltmeye çalışırken bugün neredeyse 120 bin tane işletmenin bir şekilde gelir sağladığı bir platformu kimse durdurmamalı. Durdurursa ülke ekonomisi anlamında kötü olur. Bir yandan da insanlar, yasa dışı bazı faaliyet gösterenler Instagram'da görüşmeler yapıyorlar Instagram Call'la. Bu Instagram Call'ların hiçbirini maalesef Türkiye'ye Instagram şirketi, Meta şirketi vermiyor. Bununla alakalı da zaten uzun zamandır bir huzursuzluk vardı. Bu konuda tuz biber ekti. Tabii ki Haniye suikasti. Haniye suikasti aslında enteresan bir konu. Bize ne dediler hep? İşte füzelerin menzili şu kadar. Füzeler maksimum buraya kadar gidebilir. Füzelerin navigasyon ve yüz tanıma sistemleri yok gibi bir sürü şeyler söylediler bize. Bunların hepsi yalan çıktı. Yani neymiş? İngiltere, Almanya, yani İngiltere, Avrupa Birliği, İsrail, Amerika, Japonya paktında, buna Avustralya ile Kanada'yı da ekleyebilirsiniz. Bundan yıllar önce Türkiye'de bu paktaydı, şu anda yok. Demek ki bu adamların elinde inanılmaz büyük bir teknoloji var. Şimdi şuraya geleceğim Instagram tarafında. Eğer ekonomide doğru noktalara gideceksek bizim yasaklarla değil özgürlüklerle buna gitmemiz lazım. O yüzden ben bir hafta 10 gün içerisinde şirketlerin ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerin bir araya gelip burada anlaşacağını ve Instagram'ın açılacağını düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir görüş ayrılığı yok burada. Sadece Haniye ve bazı Filistin'le alakalı gelişmeleri sevgili arkadaşlar şey yaptılar. Kaldırdı Instagram. Özel bir botu var. Bazı paylaşımları otomatik kaldırabiliyor. Çoğu kişinin kaldırdı. Tabii ki Türkiye'deki devlet görevlilerini de ve farklı ülkelerinkini de kaldırdı. Şimdi arkadaşlar, ben canlı şahidi olduğum bir şeyi size anlatacağım. Ama Türkiye'de o yolda mı? Bunu merak ediyorum. Bugün bunu bir dertleşme olarak düşünün. 1990'larda benim babam Filistin'e mal satardı. O zaman İsrail'de, Filistin'de yaşayan İsrailler derdi ki, Filistinli gibi iş adamı olmak. Filistinliler çok köklü, çok geçmişe dayalı iş adamlarıydı. Çok güzel işler yaparlardı. Bütün ithalatı da hemen hemen Filistinliler yapar, İsraillere satardı. Şimdi 2000'de ne oldu? 2000'de bazı problemler oldu. Bazı yurt dışındaki bu işte emperyalist küresel güçler ne dedi İsrail'e? Gel kardeşim, ben senin işini göreyim. Tuttular, ilan yayınladılar. İlanda ne dediler? İşte ilk gelen 10 bin, 20 bin Filistinli ailenin
İşte sen ev al, %100 sana banka kredisi. Sen ne kadar para getiriyorsun? 500 bin dolar. Al sana 500 bin dolar daha, %2 ile 3 ile yıllık kredi. Çocuğun üniversite mi okuyor? Herhangi bir okul mu okuyor? Herhangi bir kurs mu? Biz bunu karşılıyoruz %100 dediler. Bütün o 10 bin, 20 bin tane, 50 bin olduğu söyleniyor. Aileyi çocuklarıyla birlikte Filistin'den aldılar. Almanya'ya, Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya, Avrupa Birliği'ne götürdüler. Ne oldu? Filistin kafasız kaldı. Bugün Filistin'in düştüğü bu sömürge, resmen bir sömürge resminde Filistin dünyada. Bu hale onları İsrail bilerek getirdi. Kendileri açısından doğru bir strateji yaptılar. Bütün akıllı insanlar, gençler gitti. Ne oldu? Filistin öksüz kaldı ve Filistin devamlı son 25 yılda devamlı yeniliyor. Devamlı yeniliyor. Yendiği bir tane nokta yok. Yendiği nokta belki saldırılar. Birkaç günlük. Bu da hiç hoş değil. Hiç doğru değil. 25-30 yıl önce Filistinler kitap okuyup yenilgiyi o gün kabul etselerdi bugün oranın hakimiydiler. Ama ne yaptılar? Gençlerine heba ettiler. Akıllı insanlarını bir şekilde ülkeden soğutup kaçırdılar. Cahil kaldılar. Okullar kapandı. Bombalamalar oldu. Devamlı gerilim. Günün sonunda maalesef ki kaybettiler. Önümüzdeki 50 senede kazanabilecekler mi? Geçmişteki topraklarını, geçmişteki huzurlarını. Çünkü bir ülkenin en önemli unsuru bayrağı, özgürlüğü, toprakları ve mutluluğudur. Eğer mutluluk indeksiniz iyiyse o ülke harika bir ülkedir. Bugün görüyorsunuz zengin ülkelerin hepsi zaten mutlu. O yüzden insanlar oraya gitmek istiyor. O yüzden ekonomi bir şekilde daha iyi noktalara gidiyor. Bu arada hangi ülkeler yas ilan etti Filistin konusunda? O da çok enteresan. İran, Pakistan, Türkiye. Başka hiçbir ülke yok. Ya nerede Güney Amerika ülkeleri? Biz çok dindarız. Hristiyanlığın en dindar ülkeleriyiz. Allah bize şöyle yapacak, böyle yapacak diyordu Güney Amerika ülkeleri. Açlıktan boğuşuyorlar. Şu anda yoklar oyunda. Ve burada pozisyon almadılar. Yas ilan etmediler. Sadece İran, Pakistan, Türkiye. Başka yok. Bir sürü Arap ülkeleri var. Yemen vardı. Bu Yemen'de bir sürü konular vardı. İşte Yemen füzeler atıyordu. İşte şöyle diyordu, böyle diyordu. Yemen bile yas ilan etmemiş arkadaşlar. Biraz benim enteresanıma geldi bu gelişmeler. Şimdi bakın Türkiye'de de bir sıkıntı var. Türkiye'den, yani ben bunu kendi ailem olarak da söylüyorum. Türkiye'den bir sürü genç yurt dışına yaşamaya gidiyor. Yurt dışına üniversitelere okumaya gidiyor. Şu an Türkiye'deki üniversitelerin durumu feciat durumda. Bizim profesörlerimizin, öğretim görevlilerinin makale sayısı yurt dışındaki muadil üniversitelerdeki makale sayısının %8'i. Bakın İran'ın %20'si. Yani İran'da bizden 5 kat daha fazla makale üretilmiş. Pakistan'da bizden 6 kat daha fazla makale üretilmiş. Bizim üniversitelerimiz şu anda çok iyi randımanda değil. Günümüzün teknolojisini, günümüzün gündemini üniversiteler vermiyor. Yapay zeka yok. E-ticaret yok. E-ihracat yok. Dış ticaret çok bakir, çok eski. Incoterm'ü anlatıyor adam hala. Ya sen yapay zeka ile nasıl daha fazla müşteriye ulaşacağını anlatman lazım. Sen ne yapıyorsun? Hala Incoterm'leri anlatıyorsun. Yani feciat. Bu arada E-ihracat Türkiye Akademi'de olup da İstanbul Üniversitesi'nde ve Yeditepe Üniversitesi'nde farklı üniversitelerde bu birimleri, bu şeyleri okuyan arkadaşlarımız var. Ben onlardan da müfredatları alıyorum. Müfredatlar arkadaşlar çöp. Çöp. Bunu kafanıza yazın. Ne oluyor? İnsanlar yurt dışına gitmek istiyor. Yurt dışında eğitim almak istiyor. Çünkü evet yurt dışındaki üniversiteler 2-2 daha eder. Türkiye'den daha iyi üniversiteler. Daha çağımızın eğitimini veriyorlar. Bu da işin acı bir gerçeği. Bakın 500 bin tane genç Türkiye'den, ben doktorları moktorları bilmiyorum. Orada da feciat bir rakam var. Ama 500 bin tane genç bugün Türkiye'den gitmiş. Bakın ben bazı Türkiye'deki ailelerle görüşüyorum. Bu aileler böyle 50-500
bin civarı kişiye hizmet veren, iş veren aileler. Diyorlar ki bir an önce Türkiye'den çocuğumuzu göndermeye çalışıyoruz. Yani bunlar böyle çok milliyetçi olduğunu, çok milli olduğunu savunan bazı ve yeri geldiği zaman da çok Atatürkçü olduğunu söyleyen sanayici kişilerin, sanayici şirketlerin çocukları. Örnek veriyorum, sanayicilerin çocuklarına bakın, İstanbul'un dışındakileri söylüyorum. Bir sürü il, işte Bursa olur, Eskişehir olur, İzmir olur. Hadi İzmir'i bir yere koy. Ya diğer İstanbul, Ankara, İzmir'in dışarısındaki o küçük illerdeki büyük firmaların, büyük fabrikaların, büyük sanayicilerin hangilerinin çocukları Türkiye'de? Bakın hiçbirinin değil. Hepsi İngiltere'de, Kanada, Amerika'da, Almanya'da, orada, burada. Bizim bu gençleri kaçırmamamız lazım. Bu gençler kaçarsa bizim için çok talihsiz şeyler olur ileride. Ben bunu düşünüyorum. Filistin örneğini çok iyi tanımlamamız lazım. Bu arada Kurtuluş Savaşı öncesinde de sevgili arkadaşlar maalesef ki böyle hikayeler yaşanıyor. Bir sürü genç Türkiye'den mal varlıklarıyla gidiyorlar ve ondan sonra Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir feciat başımıza geldiği zaman tabii ki biz üstesinden geldik. Yine geliriz ama şu anda savaş naraları atıyorlar. Savaş diye bir şey yok. Bunlara hiç inanmayın. Türkiye iyi bir pozisyonda, ben buna inanıyorum ama giden gençler ekonomimizi darma duman ediyor. Bu gençlerin kesinlikle gitmemesi lazım. Bir de diyorlar ki devalüasyon olacak mı? Ben devalüasyon olacağına inananlardanım. Buraya da not olsun diye söylüyorum. Neden inananlardanım? Çünkü devalüasyon öncesi bütün gazete küpürlerine baktım. Geçmişte olan devalüasyonlardan bahsediyorum. 90'lı 2000'li yıllarda olan devalüasyonlardan. Hep öncesinde gene bu gündemler konuşuluyormuş. Hemen bir devalüasyon olmuş üzerine. Burada Türkiye'de kriz var mı? Türkiye'de çok derin bir kriz var şu anda. Türkiye'de krizi aşmanın yolları Türkiye'nin dışında değil, Türkiye'nin içinde. Türkiye'nin içerisinde krizi aşabilirsin. Yalnızca birazcık farklı düşüneceksin. Çünkü Türkiye fırsatlar ülkesi. Şimdi Çin rakibimiz diye devamlı işte ihracattaki büyüklerimiz anlatır. Arkadaşlar yeni bir haber. Çin artık rakibimiz değil. Çin bizden 28 kat daha fazla ihracat yapan bir ülke. Çin artık rakibimiz değil. Çin'in bir paketi ortalama 2800 dolarken ihraç ettiği bizim 267 dolar. Çin artık rakibimiz değil. Çin bizden çok daha ileri seviyede bir ülke. Çünkü artık dünyadan akıllı gençler Çin'e göç ediyor inovasyon yaratmak için. Bizim inovasyon yaratmak isteyen insanımız, mutlu olmak isteyen insanımız bizim hemen bir 500 kilometre ilerimizde Yunanistan'a gidiyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. O yüzden Çin artık rakibimiz değil. Çin artık bizim örnek almamız gereken bir ülke. Hani hatırlarsınız bir zamanlar Kore için bunu söylerlerdi. Şimdi artık geçmiş olsun. Kore zaten bizi kat be kat geçti. Kore'deki gençlerin kapasitesi, kalitesi çok daha ileri seviyede. IQ seviyeleri çok ileri seviyede arkadaşlar. Maalesef biz kaybettik o bölümü. Faiz ne olur? Arkadaşlar ben faizin artacağını düşünüyorum. Faiz artmazsa dolar hiçbir zaman pozisyonlanamaz. O yüzden şimdilik faizin artacağını düşünüyorum. Devalüasyon olacak mı derseniz ben 6 ay içerisinde devalüasyon olacağını düşünenlerdenim. Ama şu anda böyle bir risk var mı? Şu anda görünmüyor. Piyasalar istiyor ama ihracatçı. Bakın eğer önümüzdeki Ekim ayını söyleyeyim. Eğer dolar 60 lirayı geçmezse ne turizmci ne ihracatçı yandım Allah der. Yandım Allah der. Şimdi turizmde problemler var. Ben Bodrum'da ve başka tatil bölgelerinde konuştum. Ne olur nasıl bu iş kurdu? Abi diyorlar bugün dolar 33 lira, dolar olsun 66 lira biz kendimize geliriz diyorlar. O zaman da dünyaya göre daha ucuz bir pozisyonda oluruz. İnsanlar da gelir. O zaman ne olur? İthalat ve yurt dışı seyahatler kapanır. O zaman Türkiye daha cazip bir yer haline gelir. Sevgili arkadaşlar, gündem, kafamdaki gündem bu kadar. Üniversitelerde bir an önce yapay zeka, hizmet ihracatı, normal ihracat, nasıl müşteri daha iyi bulunur ihracatları gibi. Yani burada birazcık şuna örnek vermek istiyorum.
Bütün üniversite, bütün bu anlamdaki eğitim camiası bizim e-ihracat Türkiye'deki eğitimlerimize bakarsa nasıl bir müfredat var? Biz müfredat vermeye de hazırız. Bu arada 3 tane üniversiteye müfredat satışı yaptık. Bu müfredatları alırlarsa arkadaşlar çok fazla öğrenci alırlar, yurt dışından öğrenci alırlar ve çok farklı bir yerlere giderler. Sizleri çok seviyorum. Birazcık gündemin dışına çıkalım, bunları tartışalım. Bu konularda konuşalım dedik. Bu arada tekrardan söylüyorum, savaş falan diyorlar. Buna hiç kulak asmayın. Orta Doğu'da savaş yapabilecek ne asker var, ne insan var, ne insanların buna isteği var. Böyle bir şey yok. Bunu gündemimizden çıkartın. Kimse de tutup da Amerika'ya, işte Avrupa Birliği'ne, İngiltere'ye, İsrail'e, Türkiye'ye, yani kimsenin haddi değil, savaş mavaş açamaz. Kafanız bu konuda rahat olsun. Biz sadece bireysel ekonomimize konsantre olalım. Kendimizi bilgi olarak geliştirelim ki daha iyi noktalara doğru gidebilelim. Önemli olan vatandaşın ekonomisidir. Devlet vatandaşın ekonomisi, vatandaşın kapasitesi, mutluluğu iyi olursa bir yere gelir. Bunu unutmayalım. Sizleri çok seviyorum. İyi pazarlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.